bu otobüs sorunumuzu çözerse çok iyi olur diye düşünüyorum. Biz yani bencil olmasın bizi düşünsün kafasındayım ben. Eski valinin hiç yüzünü göremedik. Yani eğlenceye düşkün olsun istiyoruz. Vallahi eski valiyi de tanımıyorum ki yeni valiyi tanıyayım. Afyonkarahisar'ın eski valisi Gökmen Çiçek, Kayseri valiliğine atandı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza yeni validen beklentilerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Biliyorsunuz ki şehrimize yeni vali atandı. Validen beklentileriniz nelerdir? Hani valimizden ulaşım sorununu çözmesini istiyorum. Hani sosyal etkinliklerin daha fazla olmasını istiyorum. Gençlerimiz adına. Yani mümkünse en büyük isteğim bizi mutlu etmesi. Yani elinden geldiğince... Ya en iyisini yapmasını istiyorum. Tek isteğim bu yani. Biz yani bencil olmasın bizi düşünsün kafasındayım ben. Vallahi eski valinin hiç yüzünü göremedik. Bu validen beklentimiz hani halkın içine karışması, bizlerle tanışması. Özellikle ben kendisini tanımayı çok istiyorum. Yani kendisini aramızda görmekten gurur ve onur duyarız. Validen beklentilerimiz yani huzur. İlk önce huzur, ondan sonra ucuzluk. Validen denetleme yapması lazım. Validen beklentilerimiz bunlar bizim. Yani bir vatandaş olarak ben yani hizmet istiyorum. Ama hiçbir hizmet görmüyor. Ezilen yine fakir eziliyor, emekliler eziliyor. Park parçalarıyla ilgili, kahveleriyle ilgili. Bunlarda biraz rahatlık olması lazım yani. Eğlence yerlerinin biraz daha korunur olması lazım. Ki insanlar biraz yani eğlenceye düşkün olsun istiyoruz. Bu sıkıntılı dönemde Kayseri'de öyle bir rahatsızlık var. Yani Kayseri sıkıntılı bir, yasaklı bir şehir havası var. Yani kısaca şöyle anlatayım. Yasaklı bir havası var. Yeni gelen vali, Afyon valisi. Herhalde Afyon'da böyle bir şey var mı yok bilmiyorum ama Kayseri'de bu yasaklı kesimin biraz rahatlamasını istiyoruz. En büyük sorunlarından bir tanesi de güven meselesi. Yani insanların sokaklarda bayanlar, erkek fark etmez kim olursa olsun sokakta rahatça gezebilmeli. Gecesi gündüzü yok bunun. Hani ben validen hasbelkader beklentim gençlere dönerek yani spor ve sosyal faaliyetlere ağırlık versin. Diğer şeyler zaten bir şekilde oluyor. Ekonomik faaliyetler, şunlar bunlar. Zaten valinin içinden çıkabilecek şeyler ama sosyal faaliyetlere ne kadar önem verirse, eğitim ve sosyal faaliyetlere, spor faaliyetlerine daha biraz daha şey olsun. Mesela ben Sivas valisi vardır. Salih Ayen gitti. Biz onunla çok çalıştık. Onun gibi halkın içinde olmalı. Bizim o mahallelerde kaldırım, asfaltlarımız hep yıkık döküp bakılmıyor, çekilmiyor, hiçbir şey. Yani yeni vali bunlara bakarsa belki de böyle bir şeyle hizmet yaparsa daha iyi olur. Yani benim görüşüm öyle. Yapmasını istediğimiz vallahi evvela şu dar boğazdayız yani malum. Sıkıntılarımız büyük marketler çok büyük şeylerdeler. Yani onların denetim altına alınması. Vallahi eski valiyi de tanımıyorum ki yeni valiyi tanıyayım. Ama beklentimiz yani daha iyi bir şeyler olması tabii ki de. İnşallah daha iyisi olur diye tahmin ediyorum. Yani biraz ortam gergin, ekonomik kriz yüzünden, göç olayları yüzünden, halkımız tedirgin, kimse kimseye bir şey diyemiyor, pahalılık had safhada. İnşallah bu tür şeylere çözüm yolu gösterirlerse daha da mutlu oluruz inşallah. Kayseri'ye ekonomik olarak, kültürel olarak bazı katkıların olması lazım yani. Kayseri'nin Türkiye'de veya dünyada daha iyi tanıtılmasına katkı sağlaması lazım. Alt gelir gruplarına biraz daha ağırlık vermesi lazım. Mesela bizim gibi emeklilere biraz daha ağırlık vermesi lazım. Siyasete alet olmadan görevini layık ile yerine getirmesini isteriz. Valimiz inşallah memleketimize hayırlı olur kardeşim. Hayırlı işlerle uğraşır yani.